takımız çok iyi gidiyor. Dediğiniz gibi Macaristan maçı skor olarak tabii ki yenildik ama bence oyun olarak gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. Çok iyi bir mücadele verdik takım olarak. Antrenmanlarımız da gayet iyi gidiyor. Hazırlık dönemindeyiz. Kısa bir süre olsa da hocamız hem gerekli toplantılarla, gerekli antrenmanlarla gerekeni yapıyor. O yüzden her şey yolunda. Yarın da çok önemli bir maçımız var. Avusturya'da çok güçlü bir rakip. İnşallah elimizden geldiğince en iyi şekilde bitiririz kampı. Also wir spielen ja, Gott, die Frage war erstmal viel Glück an die Nationalmannschaft. Ihr habt dann gegen Ungarn gespielt. Die Trainingslager, die Trainings waren sehr zufrieden, aber der Resultat war nicht leider nicht zufrieden. Obwohl wir das Spiel 0-1 verloren haben, hat das Spiel uns ein bisschen zufrieden gemacht. Deswegen kann ich sagen, dass wir für das morgige Spiel wohlfühlen. Und wie, was schätzt du darüber? Nein. Und der hat, unser Spiel, das Spiel hat gesagt, wir spielen ja echt gut. Vielleicht das Resultat war nicht genügend zufrieden sein. Öncelikle teşekkür ederim abi. Tabii ki sakatlık dönemim oldu. Orada milli takımdan uzak kaldım. Tabii ki her futbolcu, her Türk futbolcu milli takımın içinde bulunmak ister. Oynamasa bile kampta bulunmak ister. Tabii ki o dönem biraz zordu benim için ama şimdi milli formaya döndüğüm için çok mutluyum. Sakatlık sürecim de geçti. Oynamaya da başladım. O yüzden çok mutluyum. Her şey yolunda. İnşallah yarınki maçta bizim için en iyi şekilde güzel olur, bitirir ve en iyi şekilde bitiririz kampı. Du bist ein, also erstmal viel Glück im Spiel. Du bist ein sehr erfahrener Spieler. Hast du vielmal für die Nationalmannschaft der Türkei viel Zeit gehabt und dafür viel gekämpft. Du hast eine Karriere, die du schon mal bei Juventus auch gespielt hast. Und jetzt hast du dich entschieden, nach Saudi-Arabien zu gehen, da du spielst. Aufgrund der Verletzung könntest du aber leider auf dem Platz nicht keinen Platz nehmen. Vielleicht denke ich davon, dass der letzte Spiel am 11. September für dich war. Abi tabii ki herkesin prime dönemi oluyor dediğin gibi. Ben şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum. Tabii ki sakatlık geçirdim. Atalanta döneminde de son 3 ayda oynamamıştım. Problemlerden dolayı siz de zaten biliyorsunuz. Transfer oldum, ondan sonra sakatlık geçirdim hemen üstüne. Sahalardan uzak kaldım. Farklı bir ülkedeydim. Oraya alışmam gerekiyordu. Ondan sonra Avusturya'ya gittim. Buraya gelmiştim ameliyat olmaya. Yani oralar benim için çok zordu. Ama şu an dediğim gibi son bir ayda bütün maçlarda oynadım. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Formda olduğumu düşünüyorum. Şu an çok daha tecrübeliyim genç yaşıma göre. Bu zorluklar tabii ki bana çok şey kattı. Çok daha iyi olacağıma inanıyorum. Elimden geldiğince en iyi şekilde çalışıyorum. Çok profesyonel yaşamaya çalışıyorum. Çok dikkat ediyorum. O yüzden çok daha iyi olacağıma inanıyorum. Yeni imajım hakkında çok soru geliyor abi. Ya şu an böyle rahat ediyorum. Tabii beğenenler oluyor, beğenmeyenler oluyor ama şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Also seit meinem Monat also bist du ein Stammspieler gewesen bei der Verein, wo du spielst und wann sehen wir sie wieder fit und was kannst du über deine neue Aussicht, Image sagen? Innanzitutto ci tengo a ricordare delle piacevoli coincidenze in questa partita, il 120° anno della fondazione della federazione austriaca, quindi faccio i miei in bocca al lupo i miei complimenti per questo. Centenario dell'accordo tra i due paesi di amicizia, Turchia ed Austria, così come 60° anniversario dell'accordo lavorativo. Quindi ci sono tantissime coincidenze piacevoli in questa partita. Öncelikle çok güzel tezahürler var bu maçla alakalı. Onları hatırlatmak istiyorum. Bu sene 120. yılı Futbol Federasyonu'nun, Avusturya Futbol Federasyonu'nun. O yüzden tebrik etmek istiyorum ve başarılar diliyorum. Ayrıyetten iki ülke arasında da dostluk anlaşmasının 100. yılı. Onun için de gerçekten çok anlamlı bir gün olacağını düşünüyorum yarınki maç. Ve onun ayrıyetten de 60. yıl iş anlaşması, iş birliği anlaşması da var iki ülkenin arasında. Bu da çok anlamlı bir tesadüf olduğunu söylemek istiyorum ve hatırlatmak istedim. In particolare un saluto affettuoso alle 300.000 persone turche che vivono qua. Ve özellikle de kucak dolusu sevgilerimizi de 300.000 Türk vatandaşımıza da burada Viyana'da yaşayan vatandaşlarımıza da selamlarımızı da iletmek istiyorum.
Guarda la domanda, sicuramente ci tengo a vedere che iniziano la partita diversi giocatori che non hanno iniziato l'altra partita, così come mi auguro di vedere sempre la squadra coraggiosa con la voglia di vincere fino alla fine, così come è stato nell'ultima partita. E sicuramente, come ogni allenatore, mi piacerebbe avere una squadra che negli ultimi 20 metri sia un po' più concreta. Yani aslında son sorunuza göre de şunu söylemek istiyorum. Macaristan maçına nazaran tabii ki de farklı değişiklikler de görebilirsiniz. Çünkü farklı futbolcuları da başlatmak istiyorum açıkçası. Geçen maçta başlamayan futbolcular özellikle. Ve bunun akabinde de yine cesaretli, maçı sonuna kadar kovalayan, yüreklerini ortaya koyan takımımızı tekrardan görmek istiyorum. Ve özellikle de her hocanın desteği biliyorsunuz bu konularda vardır. Son 20 metrede biraz daha böyle isabetli olan tarafta bizim olmamızı isterim. Sono due squadre diverse nella preparazione dell'azione, anche se molto spesso poi quando non c'è pressione avversaria ricostruiscono anche loro con tre calciatori più uno davanti, quindi sempre con quattro calciatori. Beh, è una squadra forte, nelle ultime quattro vittorie non ha subito gol, quindi è una squadra sicuramente in testa importantissima per noi. Yani aslında şöyle söylemek lazım. İki tane farklı takım tabii ki de. Kurguları farklı. Baştan hani oyun kurarken de farklı. Ama şunu da eklemek lazım. Baskı yemediklerinde yine çok benzer bir şekilde 3 artı 1 formasyonuyla da oyun kurmaya meyilliler geriden başlattıklarında. Ama şunu da söylemek lazım. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir test. Çünkü son 4 maçtır yenilmeyen ve gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Noi siamo tra le squadre più giovani del campionato, probabilmente, ogni tanto lo dimentichiamo. Bazen unutuyoruz ama Avrupa Şampiyonası'nda belki de en genç milli takımlardan bir tanesi Quindi biz olacağız. come allenatore mi piace fargli vivere esperienze, Yani hoca olarak her zaman deneyim kazanmalarını tercih ediyorum. dando loro nel stare con noi, ma anche se possibile dargli minutaggio. Yani hem bizimle vakit geçirerek hem de mümkün olduğunda da onlara dakika kazandırmak. Così come è fondamentale per loro avere spazio nei propri club per maturare e crescere ancora queste loro esperienze. Ama biliyorsunuz ki temel bir detay var. Kendi kulüplerinde de alan ve zaman bulmaları gerekiyor ki deneyimlerini büyütebilsinler ve gelişebilsinler. Ovviamente hanno percorsi diversi anche in nazionale, sono ragazzi dal sicuro avvenire se non perdono l'equilibrio. Eğer dengelerini kaybetmezlerse geleceği de çok sağlam olan 3 tane futbolcudan bahsediyoruz. Quindi da parte mia sono molto considerati anche per il presente, ma credo che saranno fondamentali soprattutto per il futuro poi, per i prossimi 10-15 anni. Ve benim tarafımdan şöyle bir düşünce var. Sadece şimdiki zaman için değil, gelecekte de gerçekten çok önemli futbolcular olacaklar bizler için. Yani bir dahaki 10 sene, 15 sene içerisinde onları da daha fazla görme fırsatımız da olacak. In che senso? Come? Stanno bene, si allenano, hanno giocato tutte e tre l'altro giorno. Yani iyiler, antrenmanlara devam ediyorlar ve geçen günde hepsi oynadı. Insomma, Can penso che abbia fatto, a detta di tutti voi, sicuramente ai giornalisti, i media turchi hanno visto più partite di me di Can in nazionale, ha fatto l'ultima partita, la migliore partita probabilmente da quando gioca in nazionale, quindi il problema non esiste. Gördü ki son maçta hepimizde hemfikiriz ki milli takım kariyerindeki en iyi maçını, performansını gösterdiğini söyleyebiliriz ve nasıl bir iyi futbolcuya, muazzam bir futbolcuya sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz. I campioni sono destinati a ricevere critiche quando non gli altri pensano che non giochino sempre allo stesso livello, quindi è una cosa abbastanza normale. Biliyorsunuz ki böyle şampiyon futbolcular her zaman eleştiriye açık oluyorlar. Bazı insanlar işte onların performans vermediğini düşündüğünde her seferinde eleştiri olur. Bunun da aslında normal olduğunu düşünüyorum. Lui per me è un campione ed è sicuramente tra i giocatori centrocampisti più forti in circolazione a livello mondiale. Yani tabiri caizse şampiyon diyorum kendisine çünkü gerçekten çok büyük bir futbolcu. O yüzden dünya standardında gerçekten bir orta saha oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Sinceramente non si possono fare previsioni, no? Ovviamente ho un numero un po' più largo in testa di quelli che penso, poi dipende molto da come si arriva a fine campionato, perché parecchi giocatori avranno 50-60 partite alle spalle. Mi auguro che stiano tutti bene e che possa scegliere
della massima tranquillità in questo senso. Ormai lo vedete anche voi, è difficile pensare di creare una squadra dove giochino sempre e soltanto 11 giocatori. Questo calcio non esiste più perché i ritmi sono diversi, le velocità sono diverse, arrivano a fine campionato dopo appunto 50-60 partite, quindi molto dipende da come vedrò i giocatori a fine maggio. Aslında şöyle söylemek lazım. Dürüst olmak gerekirse tahminde bulunmak çok zor. Çünkü biliyorsunuz ki çok büyük bir futbolcu grubuna da sahibiz. Ve sezon sonu yaklaştığında bazı futbolcularımız da neredeyse 60 maç oynamış olacak. O yüzden kendi kafanızda işte ideal bir 11 olduğunu sorduğunuzda ideal bir 11 aslında modern futbolda yoktur. Çünkü oynanan tempolar, oynanan maçların seviyesi çok farklı eskisine nazaran. O yüzden sadece 11 futbolcu oynamıyor bir kadroda. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hem zihinsel hem fiziksel olarak ve Mayıs sonunda da umarım hiçbir problem olmaz hiçbir futbolcumuzda ve o zaman en doğru şekilde kararlarımızı vermeye çalışacağız. Ultime settimane no, ma so che entrambi, lo so anche in maniera diretta, hanno una stima incondizionata del loro due. Yani şöyle söylemek lazım. Son zamanlarda dürüst olmak gerekirse konuşamadık ama şunu net biliyorum. İki hoca da iki futbolcumuz için çok büyük sevgi ve saygı duyuyorlar.